Yükseköğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim öğretim yılında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinin belirlenmesine dair Bakanlar Kurulu kararı resmi gazetede yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili sayılı yazısı üzerine 2018-2019 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerini birinci öğretim ile açık öğretimde devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı ile ikinci öğretimi uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları açıklandı. Buna göre öğrenci ve devlet katkısı miktarları bir önceki yıla göre değişmedi. Yüksek öğretim programlarını kayıt yaptırma ya da yenileme sırasında engelliler hakkında kanun ve özlülük ölçütü sınıflandırması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelik uyarınca, engelli olduğuna dair raporu ilgili yüksek öğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılacak. Ayrıca birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmayacak. Engelli olduğu halde 2018-2019 eğitim öğretim yılına ilişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte bu eğitim öğretim yılına ait ödedikleri öğrenim ücretlerinden engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı veya öğrenci katkı payı tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilecek. Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenecek. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ile ilgili Yükseköğretim Kurumu'nun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler o dönem için kayıt yaptıramayacak ve öğrencilik haklarından yararlanamayacak. Kararda yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarları da belirlendi. Buna göre yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, ön lisans ve lisans programlarında ilgisine göre öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinin 3 katından az olmamak ve cari hizmet maliyetinin 5 katını aşmamak, lisanüstü programlarda ise öğrenci katkı payının 3 katından az olmamak üzere yükseköğretim kurumları tarafından belirlenecek. İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücretlerinin %10'u öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılacak. Kalan kısmı ise üniversite bütçesine dahil edilerek YÖK tarafından tespit edilen usul ve esaslara göre kullanılacak. Yabancı dille öğretim yapan yüksek öğretim programlarında öğrenim ücreti 1,5 katı olarak alınacak.